Honda CB125F. Sonunda binmek nasip oldu. Birçok arkadaşımız soruyordu. Özellikle kurye arkadaşlardan acaba nasıl alınır mı alınmaz mı diye sorular geliyordu. Şöyle bir dolanayım, turlayayım. Bir de özelliklerinden bahsedeyim size. Alınır mı alınmaz mı, nedir ne değildir. Bununla ilgili biraz bilgi vermek istedim. Motorun gidişi çok rahat. Öncelikle onu söyleyeyim. Rahatsınız yani, bildiğimiz komuter. Standart komuter yani. Aman aman bir cihaz beklemeyin. CB125E, CB125AC, CBF150. Bunlar Euro 4 standartları gereği üretimleri durduğu için bu motosikletlerin. Onun yerine Honda böyle bir şey çıkardı. Kolaçan hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Şu anda da ekranda gördüğünüz motosiklet Honda'nın yeni modeli CB125F modeli. Birçok kişinin CBF150 yerine getirdiğini söylediği, ancak sadece onun değil CB125E'nin ve CB125AC'nin de yerine geldiği bir motosiklet. Biliyorsunuz Euro 4 standardı gereği onların üretimleri durdu. Bu klasmanda herhangi bir motosikleti modeli kalmadığı için Honda'nın da CB125F'i üretti Honda. Bu CB125E'nin ve CBF150'nin eksiklerini bunda gidermeye çalışmış da diyebiliriz. Bununla ilgili biraz özelliklerinden bahsedeceğim. Trafikte de biraz göreceğiz. Nedir ne değildir size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle motosikletin teknik özelliklerinden sizlere bahsedeyim. Komuter bir motosiklet, tabii ki şehir içinde kullanım için üretilmiş. Hani günlük yaşantınızda kullanabileceğiniz, sağa sola gitmeye ve kurye arkadaşlar için de üretilmiş motosiklet. 125 cc tek silindir bir motora sahip. 5 vites ve 10.6 beygire sahip. CBF150 11.6, 11.5'tu. Bu 10.5 diyebiliriz. Bir beygir düşürmüşler beygirini. Bunun dışında hani arada bir CBF ile de kıyas yapayım. Hatta arada bir YS125 ile de kıyas yapayım. YS125 de Yamaha'nın biliyorsunuz. O mu bu mu diye soranlar olacaktır. Bunun özellikleri işte beygiri, kombine fren olması, hatta kilosu, aldığı benzin dahi hemen hemen eşit seviyede YS125 ile. Şimdi beygirini bir tane düşürmüşler. Bir beygir düşürmüşler dedik CBF'den sonra dedik. Bunun dışında buna getirilen en büyük özellik enjeksiyonlu olması. Euro 4 standartları gereği artık enjeksiyonlu. Bu sebepten de çok az yakan bir motosiklet olmuş. 100 kilometrede ortalama 2 litre civarı benzin yaktığı söyleniyor Honda tarafından. Fren sistemine gelecek olursak ön tarafta diskimiz var. Çift pistonlu. Arka taraf maalesef ki maalesef bana göre bir handikap. Kampana var. Yani her yeni model geleceği zaman bu komutürlerde özellikle, ama kuryelik yaptığım zamanda da yine YS125 çıktığında da aynı şeyi söylemiştim. Abi şu arkaya artık disk takın. Disk takmak yerine ya da ABS takmak yerine demişler ki kombine koyalım demişler. Arka frene bastığınız zaman şuradan bir tel çıkarmışlar. Kombine dediğim çok üstün teknoloji bir şey değil. Yani birden bir tel çıkarmışlar. Bastığınız zaman birazcık da ön frene sıkıyor. Arkaya bastığınız zaman o kendi ayarlıyor. Yani frenleme sistemi biraz daha geliştirilmiş oluyor, ama keşke disk koysalarmış da daha iyi olurmuş bu motora. Yine bu Euro 4'e geçildiğinde hani çok matah şeyler bekliyorduk. Daha doğrusu çok iyi şeyler bekliyorduk. Hani görsel olarak da şimdi şöyle baktığınız zaman çok çok canlı bir şey gelmedi maalesef. Çok daha iyi bir tasarım, çok daha iyi özellikler ekleyebilirdiniz bu motosikletlere. Normalde bu motosikletler, yani benim görüşüm, bu motosikletler hani daha büyük motosiklet sürmek istemeyen ya da ekonomik durumu büyük olanları alamayanlar için üretilen motorlar. Tamam, bana göre böyle. Ama maalesef ki ülkemizde ekonomik durumu olamayanlar, büyükleri alamayanlar bunları da alamıyor. Çünkü bunların fiyatları zaten uçtu gitti. Ama şöyle piyasaya baktığınız zaman 125 cc kategorisinde işte YS125 var alabileceğiniz Yamaha'nın. Bir de bu var. Yani alınabilecek motorlar arasında ikisinden birini tercih edeceksiniz. Hem kalite, hem yedek parça, hem işte rahatlık bakımından, kalite bakımından bunları tercih edebiliyorsunuz. Alabileceğiniz çok da fazla bir seçeneğiniz yok açıkçası. Amortisörlerden bahsedeyim. Ön taraf bildiğimiz gibi yine normal bildiğimiz teleskopik düz amortisör çatallar. Arka tarafta yine bir eksik olarak gördüğümüz CBF'de. Hani bir model var elinizde, onun üretimi duruyor, daha iyisini yenisini çıkarıyorsunuz. Arkaya iki tane amortisör koymuşlar. Şuraya göbeğe koysalarmış daha iyi olurmuş. Biraz önce yolda da
bir kurye arkadaşla karşılaştık, CBF kullanıyordu. Hani onun yerine bunu ürettiler dedim. Ürettiler de dedi, hani arka kampana işte Göbek'te amortisör alıp ikili yaptılar falan. O bile serzenişte bulundu. Efsane CBF'in yerini dolduracak çok daha iyi bir şey getirmeniz gerekirken Honda böyle bir şey getirdi. Kötü mü? Tabii ki de değil. Kendi alanında yine iyi bir motosiklet. Ağırlığı 128 kilo. YS125'in de ağırlığı hemen hemen o civarlarda. İkisini kıyaslarsak CBF 150'nin ağırlığı da 130 kiloydu. 2 kilo oynuyor. Yani CBF ile hep kıyaslıyorum ama hani CBF gittiği için, o CBF bir efsane olduğu için özellikle kuryeler arasında hala kullananlar var. 200-300-400 binleri devirenler var CBF ile. Bu öyle bir kalıcı olur mu? Bu efsane olur mu? Ki benim görüşüm öyle bir şey olmayacak ama hani CBF çok tutulduğu için onunla kıyaslıyorum genelde. Boyut olarak CBF'den çok küçük. Yani şöyle baktığınız zaman hani ön taraf YBR'yi andırmıyor mu? Ön taraf biraz YBR'yi andırıyor. Arka taraf işte CB125E gibi. Yani CBF'e göre küçültülmüş bir motosiklet. Şimdi gelelim aydınlatmalara. Aydınlatmalar bildiğimiz normal halojen farları. Sinyaller de öyle. Normal sinyaller. Hani led yok, bir şey yok. Yani buna olabilecek en ucuz, en uygun, en fiyatı düşük tutabilecek şeyleri koymuşlar. Ama dediğim gibi keşke şu arka kampana değil de disk olsaydı, hani 300-400 lira fazla olsaydı ya da şu göbekte olsaydı, kimse demezdi ki ya keşke 500 lira ucuz olsaydı da burası kampana olsundu demezdi. Koysaydınız oraya, maliyette koysaydınız, hiç kimsenin sesi çıkmazdı. Keşke öyle olsaydı. Üstüne bir binelim. Bu depo 13 litre alıyormuş. Dediğim gibi 100 kilometrede 2 litre yakıyordu. Göstergeye bakalım. Gösterge değişti tabii ki. CBF 150. Ya CBF 150'nin tipini ben hiç beğenmiyordum açıkçası. Bu biraz daha toparlamış. Ama dediğim gibi eksikleri de var. Şimdi göstergede ne var? Analog gösterge. Bir dijital gösterge koymamışlar. Şurada benzin göstergesi var. Yaptığımız hız, kilometremiz, trip metremiz. Ondan sonra burada devir var. Tam ortaya da artı olarak, hani CBF 150'de ya da acelerde şeyde 125E'lerde yoktu, vites göstergesi koymuşlar tam ortadaki boşluğa da. Şimdi kollarda şu uzun kısa, yine kornayla sinyal değişik. Diğer incelemelerde de söyledim, Honda artık böyle üretiyor motosikletleri. Şurada bir tane marş düğmesi var. Şurada diğer CBF'de gördüğümüz açma kapama start stop switch'i yok. Aynaların çok küçük olmuş. Aynalar hani çok sıkıntı yaratmıyor yolda ama bana çok küçük geldi. Biraz daha geniş, şöyle geniş yapabilirlermiş aynaları. Bence daha iyi olurmuş bu motosiklet. Şimdi avantajlarından bir tanesi tabii ki orta sehpağı. Niye orta sehpağı almadıysak ilk başta, orta sehpağı bir avantaj bu motor için. İyi yanlarını söyleyeyim. Kontağı kapatalım. İyi yanlarını söyleyeyim. Tabii ki enjeksiyonun olması çok iyi. Kombine fren olması kötünün iyisi. Keşke disk olsaydı. CST marka lastikler gelmiş. Uzun vadede kullanmadığım için lastikler hakkında çok yorum yapamıyorum ama hani IRC'den ne kötü ne iyi diyelim. O şekilde bir yorum yapalım. Eksiklerini, artılarını da saydık. Şimdi gelelim bana göre en büyük eksiklerinden bir tanesi. Şimdi bu motor, hani hep diyoruz ya, 125'likle başlayın. Acemiliğinizi 125'liklerle atın. Hem hız, sürat, güç bakımından, hem de düşüp kalkarsanız İşte 250'likler, 300-500'lükler size daha çok masraf açar diyoruz ya. Bunun örneğini de vereyim. Bu motor bir hanımefendiye ait. Ondan emanet aldık incelemek için. Kendisinin ilk motoru ve gördüğünüz gibi buralarda bir iki kaza geçirmiş. Hem sağına düşmüş, buralar çizilmiş. İzleyen arkadaşlar videonun başından beri merak ediyorsa onlara da cevap olsun. Buraları da çizmiş. Gördüğünüz gibi sinyal de kırık. Özellikle bu motoru aldım. Hani daha temizi düşmemişi de vardı ama size bunları da göstermek için aldım. Bana göre motorun en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Şimdi buralar değişecek. Şimdi bunlar değişecek, tamam mı? 2018 Eylül ayı itibariyle fiyatları söylüyorum. Yedek parça temini şöyle, motosiklet yeni çıktı. Çok pahalı olduğu için servisler ellerinde bulundurmuyor. Şu sinyali almaya gideceğiniz zaman servis diyor ki siz bize söyleyin, biz de getirttirelim. Sinyali bile getirttiriyorlar. Stok bulundurmuyorlar çünkü dolar, euro sürekli artıyor. Çok da pahalı olduğu için getirttirmiyorlar. Şimdi 2018 Eylül ayı itibariyle şu sinyalin tek fiyatı 150 lira. Tamam mı? 2018 Eylül ayı itibariyle onu belirtelim. Hani bu aylar sonra izlerseniz eğer artabilir. Şu grenajlar, şu grenaj 400 küsür. Şu grenaj 400 küsür. Bak işte bu
komuterlerde bana göre hep hata olan bir şey. Hani bunu yapıyorsunuz değil mi? Şunu yarım yapın abi şuraya kadar. Şurayı ayrı bir parça yapın. İnsanlar bunu komple almak zorunda kalmasınlar. 400 küsür 400 küsür. Şimdi bu değişecek. 800 küsür lira. Biraz önce aradım servisi, fiyat aldım. 800 küsür lira. 150 küsür lira da sinyal. Yani bu şekilde bir fiyatlandırma var yedek parçada. Tabii ki bütün motosikletler de pahalı. Sadece bunda değil ama bu komuter kuryeler kullanacak. Günlük işte işine, evine gelen giden arkadaşlar, işte ne bileyim merkeze, çarşıya, özellikle başlangıç motoru olarak üretildiği için, komuter şehir içi olduğu için başlangıç için kullanacak arkadaşlar, acemi arkadaşlar kullanacaklar. Yani genel itibariyle beğendim ama şöyle eksilerine baktığımız zaman birazcık gözümden düştü diyebilirim. Ama rahatlığına gelecek olursak rahat, onda sıkıntı yok. Sürmesi eğlenceli. Manevrası CBF 150'den sonra, ki biliyorsunuz CBF 150'den manevrasını hiç beğenmiyordum ben. CBF ile YBR'yi kıyaslarken hep şey yapıyorduk, manevradan bahsediyorduk. CBF'de yağ yakma, yağ eksiltme probleminden bahsediyorduk. Bunlar da o giderilmiş, bu motorda manevra çok iyi giderilmiş. YBR kadar manevrası var. Şimdi hep CBF ile kıyasladık. Bir artı parantez açıyoruz. YS125 mi? Yamaha YS125 mi? Bu mu? Derseniz eğer, teknik özellikleri bakımından bu motor hemen hemen aynı. Her şeyiyle. Kilosu, işte yakıt tankı, beygiri, frenleme sistemi, enjeksiyonlu olması, her şey aynı. Sadece görsel açıdan bir farkları var. Şimdi bir de trafikte binelim. Trafikte bakalım. Hadi şu motora neymiş ne değilmiş görelim. Yine bir eksiklerinden bir tanesi de tabii ki, şurayı da açalım, şu. Bu da bana göre bir eksik diyebiliriz. Çünkü bunu benzin alacağımız zaman şuraya falan koyuyoruz. Çiziliyor abi bu. Bu da bana göre bir handikap. Gidelim bakalım. Motorun genel özelliklerinden bahsettik ama eksisi bana göre çok. Hani bu motorun eksisi çok değil. Yamaha YS125'te de öyleydi. Onda da bahsettim. Bu motorların eksisi çok. Eksisi çok olmasının sebebi de yine bana göre, benim kişisel görüşüm, 2018 yılındayız. Ya bugünün teknolojileriyle yapabilecekleri şeyleri yapmıyor olmaları, bu motosiklete koyması gereken şeyleri koymamaları bana göre bir eksiklik. Biraz önce bahsettim size teknik özelliklerini anlatırken. Şehir için üretilmiş bir motosiklet dedik. Bu yüzden tabii ki trafikte rahat hareket edebilmesi çok önemli. Bu güzel, trafikte çok rahat hareket ediyor. Frenlemeleri yine dediğim gibi güzel. Yani kampana nasıl tutabiliyorsa, bir 125 cc motosikleti nasıl durdurması gerekiyorsa öyle durduruyor. Onda da sıkıntı yok. Şimdi motosiklet alınır mı diye soracak olarsanız eğer, yine şahsi fikrimden bahsedeyim, bu motosiklet alınır mı derseniz eğer, ben de size şunu sorarım: almayıp da ne alacaksınız? Aralara bir girelim bakalım şöyle. Bak, aralardan nerelerden. Bak, manevrayı görüyor musunuz? Böyle abi, şeyden, MT25'ten indikten sonra bunun manevrası var ya, böyle sanki 90 derece dönüyormuş gibi oldu ama 45 derecelik manevra açısı varmış bu arada. Derecesini bilmiyordum ama Honda'nın sitesinde öyle yazıyor. Ama hakikaten de güzel manevra var. Sen ne yapıyorsun, bir sağa bir sol? Şöyle şehir içinde ya, kuryeler alsın mı derseniz eğer, kurye arkadaşlar. Peki. Şimdi 850 lira yangın aracı olur mu ya? Çifti 850 liraymış. Ayıptır yani. Motosiklet hakkında sormanız gereken şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da CB125F kullanan arkadaşlar, karşılaştığınız sorunları, tabii ki ben uzun süreli bir kullanıcı olmadığım için birçok şeyi atlamış olabilirim. Karşılaştığınız sorunlar, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yerleri varsa lütfen yorumlara yazın. Bu arada son hızını soracak olursanız 120 kilometreye kadar çıkıyor tek kişi. İki kişi de yine 90-100. Yani şöyle, YBR'de de öyleydi ama YBR'den bir tık daha kuvvetli olduğu için böyle 90-100 sıkıntı yapmadan gidebilirsiniz. Ha, titreşimi soracak olursanız onu söylemeyi unuttum. Bu motorda titreşim diye bir şey yok. Ya tek silindir titreşimi o ayrı ama yok abi, titreşim falan yok. Yani bir YBR sürdüyseniz YBR'den seli olarak daha rahat, oturuş olarak daha rahat. Yani CBF'den daha rahat diyemeyeceğim ama torku biraz daha kuvvetliydi onun. Ama
diyebilirim, rahat diyebilirim. Almak istiyorsanız alınabilecek bir motor. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İncelemesini yapmamı istediğiniz motorları yoruma yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.